Hangi Medvese Rock diye Astralis'i de açayım mı? Nasıl maçtı? Uzun, bayağı uzun sürmüştü gerçi. İzlenebilir o da. Astralis güven maçı değil mi? Aynen. 500 var mı yaptığım maç? Medvese Astralis vardı. Ben bir de Niski'nin maçlarını istemek istiyorum. Çünkü böyle bir oynayış olamaz. Böyle bir oynayış olamaz Niski. Onları da izleyeceğiz. Flame Nasıl atacağım oldu? Lebo'ya. Bak Niski Lebo'nun level 1'de yaptığı hareketi görseniz var ya chat. Hatta direkt ondan başlamak istiyorum. Hangi oyundu ya? İlk onu izlemek istiyorum. Çünkü böyle bir oynayış yok Niski'nin. Abi özeti de göstermemişler ya. Ne oldu biliyor musunuz? Niski level 1'de kanka bota gidiyor. Mid'den XP kaybediyor o yüzden. Dur full maçı bulayım onu ondan göstereyim. Sırf bunun için açtım maçı ya. Öyle maç bayağı hard stomp rock Niski'ye bir kinlenmişsin ya sen. stompladı. Kankam bak. Kanka Blue'da Böyle tweet birin atmış ya Niski'ye, laf ne atmış. better mid lane, Turkish mid lane Aynen. tarzı bir şey. Abi Niski pisliğinin oynayışı. Bak Niski pisliğinin oynayışı. Pislik herif. Oynayışa bak. Bak kanka bak 1.33. Ama Mid zaten orada wardları yok mu kanka? Adamların orada olmadığı belli. Aa, bu ne ya? Düşünsene kanka sen top lane'sin. Mid lane'in bunu yaptığını izliyorsun. Mental boom ya. Aşağın fanatik top, mental boom fanatik top lane. Enti Bu arada Larsen ittirmesi 3 tane minyon kaybedecek bu arada Niski. Ama Larsen ne bilsin Niski'nin böyle bir gameplay olacağını ya. Niski bu ne lan? Eski takım oyuncusu ya. Takım oyuncusu ya Niski. Helal olsun. Nice try ya. İyi çiz iyi. Herhalde bir şey oldu. Bot lane matchup'ı ne biliyor musun? Level 1 all-in matchup'ı büyük ihtimal. Niski o yüzden yapıyor. Bence belki de çok kötü değildir. Çünkü Aslında düşünsene all in bot lane'i zor şey kanka, diyor. sen Naturalist Kalista değil. Mesela bence bot lane'i şey demişsin Niski. This matchup they have to all in level 1 otherwise falan yapmışlardır. SK fanatik aç. O maç çok iyi diyorlardı bu arada. O maç cidden Blue sağlam oynadı bu arada. Kanka sen Başta benim maçlarını inse de. izlemiyorsun. Blue kardeşinin maçlarını mı Yo, izliyorsun? izledim oğlum, senin maçları kaçırır mıyım? Bir Tamam Astralis. Gnar Aynen oynadın Nar oynadın. Bir Nar oynadın, iki Nar oynadın. Ulan Rock bana Blind Tahm attı bak. Yemin ediyorum fena korkuyordum tamam mı? Blind Tahm Kench arasında ne alacağım diye. Çünkü çok güçlü bence Tahm Kench. Bu arada oyundaki en güçlü laning'i olan top lane Tahm Kench. Ne alacağım bilmiyordum. Dedim ben Jayce'de bir yolunu bulurum dedim. Jayce aldım. Anlat kanka draft'ı, bir yorumla Gwen ama. Lemundo banlıydı bu arada şey maçında. Gwen Mundo banlıydı Rog'a karşı. O yüzden Tahm Kench Blind'den çok korkuyordum. Vayne alsam fena Vayne'a yazar. Ne sağ olsun. Mesela Gwen'i Jayce'e karşı Draft'ı oynayabilir misin sen bu arada? yorumladım. Bebeğim oynayamadığımız matchup yok biz. Ya Ya. oynarım ama kaybederim. Yani Gwen kaybediyor Jayce. Jayce hata yaparsa Gwen öldürebiliyor. Mesela hiçbiri kanka Gwen Lulu kadar zor değil. Çünkü Lulu'nun laning'i çok güçlü ya. Yani Jayce'in laning'i Lulu'nun laning'i Poco kadar değil. Lulu daha çok pokluyor Jayce'den. Ya bir de Gwen Lulu'yu hiçbir zaman ulti atamıyor. Draft'ı yorumlayayım özür dilerim. Biz Gwen FP mi attık ya? Ne aldık? Biz Viego FP attık büyük. Oğlum bizde Viego Gwen var. Viego FP attık sonra 2-3'ten yok 4-5'ten almışız biz Gwen'i Jayce banlayıp. Okey. İyi mantıklı yapmışız. Şey düşündük. Adamlar zaten Lulu almayacak diye Lulu banlamadık. Çünkü Orianna'nın artı Ziggs'leri var. Biliyorduk yani şey almayacaklarını. Ne almayacaklarını? Lulu. Okey. Draft yorumlayalım. Gwen Lee Sin yeniyor. Viego Trundle matchup'ı var. Trundle 1v1 yeniyordur da Viego 10 kat daha iyi bir şampiyon. Twisted Fate Orianna. Bu matchup nasıl bilmiyorum ama Orianna'yı görüp TF aldık galiba. Okey o yüzden. Bot lane'de Ezreal, Alistar vs. Ziggs Leona. Ezreal, Alistar iyi diye düşünüyorum. Ya bot lane matchup'ı 50-50 olabilir bu arada. Zanzara nasıl bir eleman ya? Kank. Adam Çok garip geliyor yani. Adamın oynayışı falan da garip geliyor. Kötü de oynamıyor bu arada. Garip ama. Ben iyi oynadığını düşünmüyorum ya.
adamın. Ya böyle garip çarlar oynuyor da iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O güzel flash lan. Kanka ne var yüzünü seveyim. Ya bayağı basic flash'tı kanka. Elise'nin Aedra Mirizans. Olabilir. Ben bu arada şey fark ettim. Ben hep böyle eskiden maç oynadıktan sonra kaybetsek de kazansak da maçları izlerdim. Artık hiç izlemiyorum ya kendi maçlarımı. Hiç umurumda olmuyor. Evet, bu da böyle bir bilgi. Eskiden böyle şey yapardım. Spikerler ne demiş lan hakkımda? Hakkımda ne söylemişler lan derdim. Ya böyle kendimi iyi hissetmek için dinlerdim ya da... Aynen. Artık hiç izlemiyorum. Artık hiç önemsemiyorum ya. Büyüdük herhalde Bao. Egomuzu tatmin ederdik bir ara artık. Kim ne demiş, ne demiş, ne yapmışım. Hiç umurumda değil. Yeni hedefler bulmamız lazım. Bizim çocuklara bakıyorum kanka. Hemen her oyun sonu izlemeye devam ediyorum. Yaşlandık ya. Galibiyet sarkı. Burada bir fight oluyor. Lee Sin'in midde olduğunu biliyoruz. Lee Sin burada fena kill topluyor mesela. Burası çok kötü oyunda. Bizimkiler 3v4 force diyor mesela. Ben diyorum geliyor geliyor easy easy falan yapıyorlar. Ölüyor sonra. Danga dakika. Canları sağ olsun oğlum. Böyle de oynanmaz. Bav anlıyorsun. Bav. Baba farmına devam ki baba. Ben diyorum guys two items. Aa ben bu fight'ı berbat oynuyorum ya. Ultiler güzel. Zonluyorum burada Skull kaçmak. Sonra diyoruz oynarız lan diyoruz. Sonra ben bak her şey çok iyi. Şimdi attığım E o kadar kötü ki bayağı rezalet. Attığım Q'yi gördünüz mü? O Q'yi güzel kullanabilsem biz bu fight'ı darma duman ederiz sanki. Gerçi bilmiyorum. Belki yine ölürüm. Belki yine kaybederiz. Bana şu an kaybederiz gibi geldi ama bayağı kötü E'ye attım. Karşı top lane neler yapıyor ya Johnny. Kaiser burayı bayağı sağlamaymış. Ben galiba burada bot TT'yi alacağım bu arada. Bu adamların yaptığı bayağı kötü. Bot TT gold'unu Gwen'e vermek direkt suicide. Helal lan Karzi. Helal lan Karzi. Karzi ama sağlam oynadı bu maç. Good reaction time there but now humanoid is going to get canceled back gold card going to come out he's trying to run as fast as he can. Oğlum aslında bizim çocuk fena oynuyormuş lan. Bak sarı kartı bir anda oraya anlayıp ulti. Her türlü öldür ya büyük ihtimal. Aslında bak Bao, Bao dinle. Dinle şunu Bao. Yepyeni flash'ı var. Sarı kart. Flash, bak şuraya doğru flash, sarı kart, ulti out. Çok zekiyim lan. Ama bunu izlerken görmek kolay tabi. Ve bir dahaki objective fight falan yok mu? Word değil bence flash'ını atması. Şimdi Drake fight'ını kazandırabilir belki. Burada ölmesi iyi mi kanka? Drake'e kanka bir dakika ama, yok mu? Bence okey. Ölmesi okey mi? Arkaya Ziggs E'si bombaları koymuş kanka geçilmiyor ya. Zanzara can step forward, a clean side step on the Ezreal ult for now. Astralis they're debating, do they want to spike, do they want to back away? Humanoid has to be careful. Normalde bizim çocuğun önündeyim ya, W'm olduğu için içimden geçip bizim çocuğa daha çarpıyor. Anlık. Bu fight'te biraz dedim, ne oluyor lan dedim. Abi bu burası berbat kanka, bu ne böyle ya? Barona demişleri yetmiyor bak. Adamlar burada bana gank denediler tamam mı? Kolu kim verdi kaka onu söyle.
Takım severdik. Kim verdi hatırlamıyorum. Mesela bunlar 3 kişi bota geldiler. Trundlebot'ta gösterdi kendi Leona falan. Dedik barona başladık falan filan alıyoruz oldu. Demişleri yetmedi kanka. Burada peki bence Zanzara'yı oyalayabilirdiniz ilk başta sanki. İki kişi kaçtınız bayağı erkenden. Kanka çünkü Kesemezlerdi sanki. ölmeyin ölmeyin baronu aldık oldu orada, anladın mı? Anladım anladım. Communication, negotiation problem. Cepa panişledi mi peki maçın? problem. Karzı demiştir kanka. Kanka karşı top lane ne istemiyorum diyor ya. Karşı top lane bir yıllık kontrat daha yaptı kanka. Abi benim Çar'a oynamak da çok zor şu Ziggs denen Çar'a karşı ya. Bu fight çok iyi oynuyor bizim çocuklar bu arada. Mesela Karzo Gwen'i Ziggs'i öldürmek için öldü ama bence bayağı iyiydi. Kanka bak benim şu damage'e bak ya. Bak çok fena vuruyorum. Vurabilecek target bulamıyorum fight'larda. Sıkıntı o. Oğlum bu arada o 136, 136, 136 çok fazla ya. Karakteri acil nöflemeli lazım bu arada. 4Q olduğu zaman mahvediyorsun ya. Bir de ortaya vuruyorsun. True damage vuruyor bir de. Siz bir maçı nasıl kazandınız? Gwen ya. Bir de Ezreal da güzel oynadı bayağı galiba. Bu fight çok kötü olacak diye korktum da kötü olmadı bu arada. Burada Baron alacağız herhalde. Burada bir 50-50 Baron. Bizim çocuk burada çok garip oynuyor. İntiyor. Lee Sin seni kurtarmış lan. Ne kurtarmış? Ben hepsini öldürürdüm orada onların. Beni kitlemesi. Oğlum Gwen 3 item 4 item ne demek biliyor musun sen? Kanka ben burada bak A'yı failledim bir tur bak. Diyorum ki flank atmam lazım diyorum. Çünkü önden gitmek çok zor Ziggs'e karşı, Orianna'ya karşı. Flank atmaya çalışıyorum. A miss. Geçemedim duvardan. Duvarda vuruyorum kullanmışsın diye bir daha gezip diyorum ama falan. Fark etmedi ya ki. Ama bak baba geldi. Bak vurdum demece bak Durandal'a. Çok fena vuruyorum ya. Bu oyunda bu arada 4 kişinin üzerine böyle koşabilen bir karakter gerçekten yok. Senin Char'ın. Oyuncu kanka, Char'la alakası yok. Smash. Hayatımda ilk defa first full build oldum güvenle. Genelde 2 item aldığın zaman Char OP as fuck. 3 aldığında oyun bitiyor genelde. Ha bak özetler ne kadar güzel görüyor musun bak. Neredeyse perfect timing'de koyuyorlar her şeyi ya. Mesela bak bizde olsa bak Lee Sin kanka şuradayken ya hatta fight'in ortasından alıyorlar ya. Büyük ihtimal şu kickten başlatırlardı bu arada bizde olsa. Bizim bu arada midin kanka her ölüşünde takım bir şeyler kazanıyor ya. Planlayarak mı ölüyor diyorsun? Mid büyük oyuncu kanka. Açıkçası ben bu fight'ı ben öldüğüm anda kaledim, kaybettik herhalde de. Oyunu bitirebildik Allah'tan ya. Ben bayağı tırstım burada. İnsek yiyeceğim galiba şimdi. Dedim GG. Wow. Next game. Rogue vs. Mad Lions. Lan hep de benim suratımı koymuşlar kanka. Bu ne böyle ya? Kumaştan anlıyor bu Elise.
Ulan o Damle'nin solo Q'suna falan bakıyorum, tamam mı, OPG'den. Ulan adamın Tahm Kench oyunu yok. Hiç de beklemiyordum. Bu matchup'ı Ters köşe yakaladı seni. Bu matchup'ı mesela kanka başkalarına karşı, mesela onlar Jayce blind atıyor. Jayce blind atanlar var. Ben Tahm Kench alıp cezalandırıyorum fena, böyle bayağı solo kill mola kill atıyorum. Ben Jayce dediğim anda böyle takımdaki herkes böyle bir şey oldu. Bak. Karşında mı? Aslında senin dive'laması kolay değil gibi sanki, değil mi? Yoksa hani kolay mı? Yani ben Liyana. Jayce bu oyun için bayağı güzeldi çünkü fazla engage'leri yok. Yani laning'de ölmezsem, çünkü Tahm Kench'in bu matchup'ta Jayce'i bayağı bir öldürmesi şeyi var. Kill potential'ı var bayağı. Ama Jayce onlardan kaçarsa, sıyrılırsa, ölmezse laning bitene kadar. Laning dediğimde dakika 15 falan oluyor genelde. Jayce bayağı outscale ediyor Tahm Kench'i. Ama ilk 15 dakika çok sıkıntı. Gwen banlı değil. Bu oyun Gwen alabilirdim ama Diana zaten güçlü Gwen'e karşı. Beğenmedim onu o yüzden. Bir de Tahm Kench de Gwen'i yeniyor olabilir belli. Ya aklımda açıkçası ya Gwen ya Jayce vardı bu oyun. Ama baktım Varus var, Viktor var, Trundle var. Dedim baktım poklayacağız bir adamları. Fight'a girmeyeceğiz adam akıllı. Jayce bayağı güzel oturdu bizim kompa. This could get dangerous for Mad Lions. Shumbi's looking for the flight. Gets the knockout for now. Kaiser flashes. Bizim çocuklar burada bayağı kötü oynamış ya. Ölmez bu arada. Bayağı hata yaptıklarını kabul ettiler zaten. Yayında denediğin ürünü seçmişsin. Şey, Jayce'e şey oynuyorum. Long Sword alıyorum Bao. Future Market alıyorum. Base'e gittiğimde sürekli şey alabiliyorsun. 1100'lük gold var ya. Bayağı Jayce'in power spike. Dirk mi Aynen, Dirk alıyorum? alabiliyorsun. Hatta bazen Dirk artı tier alabiliyorsun Future Market sayesinde. Çok iyi oluyor. Mantıklı. Kim buldu bunu? Kim buldu bana? Ben buldum. Kimseden görmedim. Ama tabii Camille Future Market'ten geldi aklıma. Camille'i alıyorlardı çünkü. Nobody's gone down yet. Rifttail got a couple of plates but didn't take the tower off. Kanka benim EQ'ya bak. Kanka benim EQ'ya bak. Göstersene tekrardan. Yet. Rifttail got a couple of plates but didn't take the tower off. Karzinin CS'ine bir KS'ye koymuşum. Burada AU falan yapıyordu. Ben gülüyorum burada. Burada AU falan yapıyor ben. Kanka ama zaten adam 30 CS geride tribe girmiş. Ama kanka, Karzı Hanslama benim hep olsun. Böyle oluyor kanka bu arada. That's the quickness, the knockup, the charm, flash away from Kazi, he's already taken down. Next on the list is Kaiser, ultimate available to him. Karşı toprağın yine gepini koydu ya kanka. Kanka sizin bot lane bu bot lane'e karşı oynayamıyor bu arada. Bir daha mı oluyor lan? Aynısı değil mi oğlum bu? Aynısı. Oğlum bu nasıl söz edin lan? Oğlum böyle özetmi yapılır lan? Sizin bot lane kazanıyor mu bu oyunu kanka, utanmadım. Kanka beni öldürüyorlar bir de. Biraz daha beklemem lazım ya, bu benim hatam. Bu oyun hata yapıyorum ya, bir tane daha yapacağım. Bir de şey kanka, Trundle piki var ya, Tahm Kench'i fena destroyluyor ya. Adam Kalista'ya karşı da iyi bence. Evet. Adam bir de niyeyse Ghost almış, onun nedenini bir türlü anlayamadım neden Ghost aldığını açıkçası. Ben bu arada Mad Rock eşleşmesine genel olarak Inspired'dan çekiniyordum da, sizin şey iyi oynuyor ya Ormancı'da. Sıkıntı yaratmıyor Inspired. Mesela Pinkboy falan stompladı kanka. Kanka adam Autofit Jungle. Ama biz bence ligdeki en iyi iki jungle zaten. Kanka bak burada ne oldu? Karşı bot lane'in Hansama Trim ikilisinin base atması gerekiyor burada. Adamlar atmamış, beni çizliyorlar. Ben yani %99.9 attıklarını düşünüyorum. Çünkü Drake çıkmak üzere neredeyse. Üçüncü Drake, Infernal Drake. Geldiler beni öldürmeye. Bence bu onlar için baya kötü bu arada.
Kalisto ultisi, Rakan ultisi kullanıyorlar. Benim tipim var, o Drake bizim şimdi mesela. Aynen, iyi olmuş baya bu arada. Ya bir de bak, base atmadan geliyorlar kanka bak. Adam yara iç bir yarım ana ve parası da var yani. And they just catch Met Lions in the reset there is to come. Well, there's a culling now tagging Al Yoya also hitting. And there's no quickness from Trimby. Remember, bayağı tempoyu yok eden bir hareket bu arada ya o adamların yaptığı. Kötü hareket olmasa ben onu yapmam zaten. Bu direkt sizin ama kanka. Kalista'nın ultisi öyle yok, Rakan'ın ultisi yok mesela. Bir de bak, hem de Pog kombus kanka. Adamlar Kalista, Rakan'ın ultisi. Oyundaki shot goal'un ne kanka şu an, onu söyle bana. Şu an Drake'den sonra mı kanka? Yok, o tapta dedim mi direkt? Direkt almamız lazım diye ejderhayı. Yo, dedim, oh, I'm dead. Oh, I'm dead. İşte bunu bekliyordum. Dedim ki, aha, they are chasing again. Kanka, adamlar bu oyun, bütün oyun her yeri çizdiler. Ama bak, bu ölüm var ya, bu direkt tamamen benim mallığım ya. Elisi de armut bu... bait diyor falan demiş kanka. Kanka, bu bak, bu ölüm var ya, bu ölüm direkt mallık. Fenayim bu. Bunun counterplay yok, mallık. Bu adamların yaptığı çiz değil orada, benim mallığım. Bir daha söyleyeyim, benim mallığım. Kanka adam T3'yi alıyor, benim takımın umurunda değil, umurunda. Benim takımın umurunda değil. Ama mesela tüm gold'u Tahmkench aldı, tamam mı? Adamlar mesela bize 6K önde ya. Tahmkench'i öldürüyoruz. Durum değişiyor. Mesela Tahmkench'in 11K gold'u var desen, Tahmkench bam diye öldürdük. Bu arada düşünüyorum da sizin mid'in build'i o kadar iyi ki kanka. Siz onu mid'i nasıl kesecekler ki teamfight'ta? İmkansız yani. Kanka bizim mid'i boş ver. Sen şu toptaki elemana bak kanka. Toptaki eleman. Ben diyorum ki Diana Rakan buralarda bir yerde şey yapıyor. Saklanıyor, maklanıyor. Ben hemen bulup EQ... Bak biliri bak, pozisyonu görüyor musun chat? Kumaş kokuyor bak. Çünkü Inspired'i burada gördük ya. Bizim carry'ler niye bu duvarı halkıyor bilmiyorum. Ben diyorum Diana dalacak. Adam dalmıyor. Ki Diana'nın buraya dalması gerekmiyor mu ya, şuraya baksana. Buraya dalması gerekiyor. Abi bak, bu fight kazanacaklarsa tek şansları, ki bence dalsa bile kazanmayacaklar, Diana'nın Q'ye ult atması buraya. Yanlış mıyım Bao? Ki bence yapması lazım. Tahmkench ölü, Lucian 10 HP, sol direkt. Solu kaybetseler oyunu zaten kaybedecekler. Inspired onu yapması lazım. Kanka eli ayağı titriyor sana karşı. Bana karşı değil mi ben? EQ'yu görüyor musun kanka? Baksana zone control, negotiation, her şey var. Öyle. Diana'yı bir Alistar da bir Jayce EC adamı bir sağ bir sol. Bowling topu misali. Şu Jayce'in teamfight'ları bir... Jayce oynayan elemanın teamfight'ları bir sağlam kanka. İzle adamı bak bir. Skill'i falan Lucian'ın çıkışına falan mı bekliyorum ha bak. Gayrimenkul yapacağım. That is what has forced Rogue away. I'd like you to introduce you to Invisible. Tahmkench nasıl 1200-1120? Gerçi Tahmkench fight 2 kere geldi bak, 2 kere. Bak nasıl pause atıyor. Orada 6853 istiyor ya. Bak. Şimdi bak, matematiği izle bak. Tahmkench bu fight'e 2 kere geldi ya. Bu demek oluyor ki Tahmkench'in normalde 1 kerelik vurduğu damage 560. Görüyor musun? 560. Ben kaç vurmuşum? 6853. Bu ne demek? Karşı toplinden 13 kanka, kere karşı toplinden 13 kere daha çok iş yaptı. Tamam. Tamam. Eyvallah. 13 kat 13. Önceden hesaplamıyorsak hiç şey bilmiyor. Oğlum ben matematik king. Eski matematik kinglerden kimler kaldı? Burada diyoruz ki, ulan ne yapıyor bu adamlar diyoruz. Sonra Tahmkench bir pozisyonda tas yapıyor, saldırın lan diyoruz. Bu arada burada normalde inhibe alacağız. Base atacağız, bottan gideceğiz, bot inhibe de alacağız. Adamlar oyun oynayamayacak. Ama Tahmkench diyor ki, böyle ben bu oyunu oynamam diyor. Bitiriyor oyunu.
4 seeding. Mad Lions, may they push for the final win right now? They've got Baron and Pound minions that take it. Oha bu arada. Nasıl meltlediniz lo adamı? Ne yaptık? Melt. Bayağı hızlı eridi o adam. Nasıl meltledik adamı kanka? Tran ulti atıyor. Sonra herkes iki tane serilde Guruç var zaten serilde Guruç. Victor desem vuruyor. Yamultuyoruz kanka. Mesela oyunda sürekli 6-7K gerideyiz ama comp draft difference olduğu için oyunda hep açıkçası böyle 1-2K önde olduğumuzu düşünüyordum açıkçası. Ki ben oyunda çok iyi durumdaydım her zaman. Ki Jayce'le oyunda iyi durumda olmak demek, Jayce'le 3 item'e ulaşıyor olmak demek. Bak şu 3 item'i alıyorsun Jayce'le bitiyor oyun. Jayce acayip güçleniyor yani. Draft aşırı solid cidden. Bizim draft adamların fena counter'ı bu arada. Ki bence şu Tahmkench pick'i adamları bir tık mahvetti bu oyun. Trundle, Jayce aldık. Fena out draft oldular. Trundle pick'i çok sağlam geldi. Yo, Elio'ya dedi ki Trundle alabiliriz buraya. Hiç oynamadı normalde antrenmanlar falan. Bir anda güzel patladı buraya. Çok iyi oldu. Başka ne var ya? Oyun kaldı mı? Bek kaldı mı? Fnatic SK var. Başka var mı? Rengar Jungle Exhaust. Nocturne Jungle. Oğlum bu adamlar başka patch'te mi oynuyor? Bu ne böyle? Gragas top lane vs Set top lane. Ya Set belki okey de. Bu adam da sürekli Set oynuyor. Aphelios, Tahmkent, Jinx, Thresh iyi galiba gerçi. Syndra vs TF. Bu ne oğlum bu? Bu ne lan? Bir dakika. Ben şimdi ekrana baktım da. Bu Set ne yapıyor burada? O adam öyle bir adam kanka. Ne olmuş ya böyle? Set ne yapmış? 18 CS'i var. Set ne yapmış? 3 tane minion wave isteklemiş herhalde. 3'ünü ittirip gelmiş. Kesiyorlar ama o yüzden aşırı kötü değil bence yaptı. Buram kötü, kötü değil oğlum bu bayağı iyi Buram. Yani kesiyorsa çok kestiği yanında çok ama iyi. Ama mesela kesmese bu oyun için, biraz kötü. Ha. Bu oyun içinde kanka da hangi level'da bilmiyorum 3 tane wave geliyor teleport atıyor yine adam. Oh my god. Oyun bitiyormuş lan burada. Kanka. Taldırın Roam. Harbi Taldırın eskiden öyle Roam'lar atardı. Abi kanka şuna baksana. Oyunu bitiyormuş lan oyun burada. Her türlü öldü galiba ama. Tamam oyun bitmedi mi ya şimdi ben anlamadım. Blue'nun TP'si yok midwave freeze'li. Tahmkench support ne lan? Bu adamın TP'si bu sefer güzel bu arada. Bu TP'den mi bahsediyordun baba? Yok yok bu değil. Bu tipi yine bir şeyler bu tipi yapıyor. Adamın güzel tipi çünkü İleride wave de zaten. Bayağı iyi durumda. 3 tane wave geliyor. 3 wave gelirken yapıyor. Neredeyse 3 ve 4 yendiler bu arada. Bu oyun işte Blue taşıyor ya. Ne bu kadar gerideyken FF diye düşünüyordum ben. Taşıyor adam. Jhenax triple kill. Nocturne jungle ne iş ya? We have a lot of champions diving on top of this champion as we see Niski already roaming to top once again. Going in with a destiny. We talked about his ability to roam around the map. Not much that Jhenax can do in this situation. No flash, no ult and no hope in. Helal olsun lan. Bence Fnatic çok sağlam oynamış bu arada early game'i. Bu oyun Fnatic'in kaybetme şansı olmaması lazım bu arada. Oyun bitmiş şu an. Top lane open. Set ilk kuleyi alacak şimdi lan. Botta dönen fight de çok güzeldi bence. O Set dünyanın en güçlüsü şu anda. Niski de bayağı iyi durumda. Herhalde bu fight'i kaybetmek zorunda bu arada Fnatic. Yoksa yani bu oyun nasıl kaybedebilirsin ki bu oyunu?
Ama böyle oynarlarsa kaybederlerim. Bu ne ya? Bu ne ya? Abi Gragas TP atıyor. 2 vs 3 yapıyorsunuz. Bir de adamların adamı geliyor diyorsunuz. Syndra geliyor. 2 ve 5. Bu ne ya? Adam şey mi diyor? TP atacağım falan mı diyor acaba? Ya adam TP atsa... Bilmiyorum, burası berbat. Direkt oyuna geri gelin demişler burada bildiğin. Büyük ihtimal Niski shot call vermiş ya orayı. Jenax güzel oynadı. Adam bayağı güzel oynadı. Bu adam seti güzel oynuyor bu adam. Bu adam solo Q'da da hep set Darius Olaf oynardı zaten. Elixir'e gelmeden önce de. O üçleri çok iyi oynuyor. Blue ölmedi mi? Oo. Kanka nazara geldi çocuk. Bundan sonra başlıyor. Öyle mi? Ne yaptığını ben de sorguluyordum burada. Bundan sonra başlıyor. Uy. Helal olsun ya. Bayağı iyi oynuyorlar lan. Miski'ye bak sen. Ah, o ne öyle? Ba bu TP'den mi bahsediyordun? Hangisinden bahsediyorsun? Yok kanka, bu oyunda değilmiş. G2'ye karşı büyük. Lan bao. Jenax'ı ne fapfa bu? Abi bir dakika, burayı izlemek lazım. Ne oluyor ya burada? Nasıl bir tro bu yine ya? Abi adamı yalnız bırakmayın ama beraber kaçsanız da ya. Be adamla Niski'nin, adamla Niski'nin Hili ile beraber gitmesi lazım ya da Hili'nin şuradan gitmesi lazım. Bence Hili de çok fazla deniyor kanka. Zaten ya bence o hook denen, bak bu hook'u tuttursa burada bu tam kim çözüyor. Bu hook tutursa ölüyor tam genç. Ki bayağı kolay bir hook bu. Bu bayağı kolay bir hook. Gördükleri Rengar pozisyonu hatırlıyor musun? Yani bu hook'u bağ bile atar. Bebeğim. Bu hook ama bak vallahi sen atarsın. 0-2 yapmışız bu arada. Ben burada hook atmam, gider flay atarım kaka. O hook disiplinsizlik demek. Hadi devam et. Eyvallah. Bolulu kahpeti nerede? Yine burada adamlara bir sürü shutdown veriyorlar. Uy. Ophelius ne shutdown oluyor oyun başından beri, hepsini topluyor adam ya. Lilip's gonna face check into him and in a support versus top. Adam da öldü. Oy. Fena kötü solo queue dönüyor ya bu. Bu oyun cidden kötü solo queue oyunu. Sadece dalıyorlar. Kimse düşünmüyor, sadece dalıyorlar. Tom'un kaybettiği savaş şu. O exhaust'la oynadı değil mi? Gözükmüyor senin kamerada. Evet, evet, exhaust'la oynuyor Rengar'ı flashsız. Bu nasıl bir Baron Stardy ya? Neden? Ha, Triss ölü diye yapıyorlar. Demişler mi çıkmıyor? Hayırdır, niye böyle oldu bu? Canları bayağı az. Of of of. Jesu çok iyi oynadı. Jesu çok iyi oynadı. Oy. Blue Niski'nin kafasına bam. Niski'nin bariyeri var by the way.
By the way. Oy. Keeping those confused goes in. There's the paranoia. Straight onto upset treats able to walk over the flame jumpers. Kanka Nocturne ne güçsüz çağırsın ya. Abi Baron olamadılar. Sırf Triss böyle oynuyordu diye lan. Yazık lan. Bu Baron free Baron. Triss diyor ki hayır alamayız. Hayır alamayız diyor ve aldırmıyor takımına. Bravo. Ne disgusting bir oyun ya bu oyun. Vallahi çok çirkin bir oyun bu ya. Riskinin game. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sinirlenmiş ya. Oğlum cidden bu arada Jenax'ın hareketleri Fab'a benziyor ya. Şey mi diyorsun? Evet ne demeye çalışıyorsun? Yok cidden hani Fab Gragas'ı gibi hissediyorum. Sağlam. Kötü bir şey demiyorum. Sağlam yani. Baksana o çiftliğine. Oy. His work trying to find his mark but Whipper once again as he hunts for that AD carry. Jezu flashes away, blue TP's in, stun card only lands onto Jenax. Of of of, sete bak. Ulan burası nasıl bu kadar kötü ya? Ulan set daha ne yapsın, niye olmuyor burası? Nocturne ultisi bu arada set adam, takım arkadaşları setin ne yaptığını görmüyorlar bu arada. Nocturne ultisinden nefret ediyorum. Nocturne ultisi çok bozuk bu arada. Setin W3 de bir tık zayıf gelmiş de. Nocturne ultisi vallahi baya şans işi lan bu. Ya şans işi değil. Nocturne OP mi lan baba? Bence hala oynanır ya. Bir şey diyeceğim. Ha, tamam SK bu fight yani Baron aldı okey. Successful picks on the side lane, so now they find themselves at the store. He walked forward for a start. Find successful picks on the side lane, so now they find themselves. QA'nin damage'ine bak. Bu arada Niski Zonya'ya basacak. CC'den çıkamıyor. Öyle bir tek yok ki. Ayarlamış kanka biliyorsun. SK find the kill on the Fnatic mid laner and now with Treats pushing in the bottom lane, Baron buffing those minions. The next minion wave about 4 or 5 seconds away here in the mid. Ama Fnatic cidden bu oyunu kazanmayı hak etmedi ya. O kadar fazla hata var ki, o kadar fazla ki. Kazansalar daha üzücü olurmuş yani cidden. Niski solo oyuncu alırmış diyebilir miyiz? Dememize gerek yok, her şey ortada da. Yok ya. Aklıma şey geldi bak. Şu Bipa şuraya atladı ya. Şuraya minimap'ı görüyor musunuz? Şurada bir yere atladı ya 2v4. Orada fena koptu sanki oyun. Bipa bence dalma hastalığına yakalanmış. Durmuyor hiç hani. Hep dalıyor. Of. Wow. Sağlam oyun. Ya yani eğlen izlemesi zevkli oyun çünkü bir oraya bir buraya gidiyor da. Evet, Niski böyle oynuyor, böyle oynuyor. Okay. Siz Fnatic'i yendiniz mi bu arada? Haftaya maçımız. İlk maçı kim yendi? Biz. Niski bana karşı nasıl kadı?